Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün arka bacak egzersizleri yapacağız beyler. O yüzden bu hareketi muhakkak deneyin. Bence tere bandıyla arka bacak kasları hiç çalışmamışsınızdır. Ama çalıştığınızda nasıl parçalandığını, nasıl etkisi olduğunu gördüğünüz zaman çok seveceksiniz. Ama kızlar, biraz daha yaklaşın. Çünkü bu bölge aynı zamanda selülit içinde ideal. O yüzden bence çok seveceksiniz. Bu egzersiz için bir terabant kullanacağız. Terabant kullanımlarını konuşuyoruz arkadaşlar. 1.20 boyunda ortalama. Hafif sertliği olan bir terabant bizim işimizi görecektir. Bunu hemen bağlayarak başlayacağım. Bileklerime, ayaklarımın arasında bir ayak mesafesi varmış kadar boşluk bırakarak bağlayacağız. Evet. Ne yapıyorduk? Daha önceki videolarda konuştuk. Bir tanesini çektiğimizde daha sonra kısa olan ucu açacağız. Ve bu şekilde gayet pratik olacak. Lastiğimizi yerleştirdik, yüzüstü yatarak devam ediyoruz. Evet, yüzüstü yattığımız zaman aslında boynumuzun ve sırtımızın düzgün durabilmesi için iki konumdan biri olabilir. Birincisi, ellerinizi böyle üst üste koydunuz. Alnınızın altına koyarsanız eğer, servikal mod, boyun hiçbir şekilde bozulmaz ve gayet iyi olur. Ya da çenenizin altına koyarak yine rahat edebilirsiniz. Birinci hareketimize başlıyoruz. Birinci hareketimiz yine karın kaslarınız içeride. Bacaklarınız uzun ve boynunuz düzgün. Şimdi sağ ayağımı yavaşça büküyorum. Lastiğin gerildiğini hissedeceksiniz. Şimdi buradan topuğumuz popoya doğru bir hareket yapıyor. Ve gevşet. Sonuna kadar geriye dönmene gerek yok. Burada yavaşça çekmen, arka bacak ve popo kaslarını hissetmen sana yeterli olacak. Bu hareketi en az 15 tane yapalım. Nefesini verdin ve aldın. Verdin ve aldın. Verdin ve 15 tekrar yaptıktan sonra dinlen. Bu sırada sağ bacak dinlenirken siz sol bacak için bu egzersizi yapmaya devam edin. İkinci harekete geçiyorum. Sağ bacağımı gerdim ve kaldırdım. Sol bacak yerde uzun rahat, sağ gergin. Şimdi arka bacak ve popo ister istemez sıkıldı. Bunun üzerine biraz daha gidiyoruz. Popoyu sık ve minik esne. Kaldır ve minik esne. Sık, gevşet. Sık, gevşet. Bacağınızı çok fazla yukarı kaldıracağım diye zorlamayın. Belinizde herhangi bir rahatsızlık yaratmayın. Arka bacak ve popo gayet zaten çalışacak. 15 tekrar yaptıktan sonra yine dinleniyoruz. Üçüncü hareket için hazırız. Üçüncü hareketi birazcık da zor. Yine dizimi büktüm. Ayağım flex, dorsiflexiyon. Lastiğin gerginliğini ve ayağımın açısını bozmadan dizimi tam yukarıya kaldırmaya çalışıyorum. Hiç kendinize ya da ileriye doğru gitmeyin. Olduğu yerden tam yukarı. Ve şahane. Zaten çalışmıştı bacak. Bu şekilde koruyarak yukarıya kaldırdığınızda cayır cayır yanacak. Etkisi de şahane olacak. Denemeye devam. 15 tane de bunu yapıyorsunuz. Bu üç hareket size inanılmaz güzel bir şekilde geri dönecek. Yine arkaya shell stretch. Yine belimizi rahatlatalım. Ve yine roll up yaparak kalkacağız. Ve diyeceksiniz ki iyi ki bu hareketler var. Çünkü bacağımızın önü, arkası, yanı her bir tarafı ayrı ayrı çalışması gerekirken nasıl bu kadar güzel oluyor? Bence seveceksiniz. Ne demiştik? Lastiğin kısa olan kısmını çektiğimde çok kolay açıldı. Evet, şimdi 3 tane hareket gösterdim. Bunları sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol şeklinde. Hep böyle yapın ki hem bir tanesi rahatlasın hem de diğeri onunla beraber eşit çalışsın. Kademe kademe gidin, cayır cayır yanın. Ve muhakkak yorumlarınızı yazın, beğendiyseniz paylaşın ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.